arkadaşlar, depremin gücü burada daha net ortada. Binada çizik yok, cam kırılmamış. Bina temeliyle birlikte kalkmış. Bu var ya, fay mı geçmiş başkan burada? Allah. Bu var ya, görünüşe göre temelle beraber kalkmış abi. Temelden bir bina. Şimdi bu bina normal şartlarda tabii depreme dayanıklı olarak üretilmiş bir bina. Ancak burada oturduğu zeminle ilgili stabilite problemi var. Elbette ilginç. Bu da bir hasar yöntemi. Hasar şekli zaten. Yani bu da ağır hasarlı bir bina. Bu da yıkılacak. Ama bunun bir, yani tabii biraz da o işin olumlu tarafına bakmak lazım. Şimdi buna benzer bir bina biz Körfez depreminde de görmüştük Adapazarı'nda. Çizik olmamasına rağmen bir bina yan yatmıştı. Sizler de hatırlayacaksınız. Onun sebebi belliydi. Ciddi anlamda zemin sıvılaşması vardı orada. Sıvılaşmadan dolayı oturduğu zeminin stabilite kaybetmesinden dolayı yan yatmıştı. Şimdi burada bu bina da bizim gruplardaki grup içerisinde çok dönüyor. Neden oldu diye. Tabii bu çekim açısı itibariyle görünen açıdan karar vermek çok zor. 2-3 tane farklı göçme sebebi olabilir. Bu bina ağır hasarlı bir bina. Mutlak surette artık yıkılacak. Ancak yıkılırken yani bu hale gelirken en azından içerisinde can kaybı olmamıştır diye düşünüyoruz biz. Yıkılmasının sebeplerinden birisi sıvılaşma olmuş olabilir oturduğu zeminde. Bu yan yatmasına sebep olabilir. Bir ikincisi kısmi bodrum olabilir. Diğer tarafında görünmeyen tarafında bilemiyoruz bunu. Arka taraftan inceledikten sonra ancak buna karar verebileceğiz. Ama her halükarda bu bina stabilite, yani zeminle ilgili sıkıntısı olmasaydı ayakta olacaktı ve uzun süre belki de kullanılmaya devam edecek bir binaydı diye. Deprem izolatörü çok faydalı bir üründür. Bunu açıklıkla söylüyorum. Bizim deprem yönetmeliği literatürümüzde de var. Hastane binalarımızda bu artık kullanılıyor. Çok büyük hastanelerde, Bursa'da da buna biz hatta teknik gezi de düzenledik. Bursa'daki hastanelerde var. Büyük hastanelerin hepsinde ülke çapında, özellikle deprem bölgelerinde yapılanlarda var. Tabii bu yeni bir ürün. Bütün binaların altına bunu koymaya gerek var mı? İnşaat mühendisliği açısından gerek yok. Bizim sıkıntımız, binalarla ilgili sıkıntımız deprem izolatörü olup olmaması değil. İlime, bilime uygun, yönetmeliklere uygun bina yapmakta sıkıntımız var bizim. Yani bir, kaçak inşaat yapmayacağız. İki, yaptığımız binaları projesine uygun yapacağız. Üç, doğru proje yapmamız lazım. Ve yaptığımız binaları denetlemek lazım, denetlenmesi lazım. Bu birkaç çok basit gibi görünen ama çok önem arz eden kıstaslar çerçevesinde biz bina yaparsak depreme hazırlıklı bina, depreme dayanıklı bina üretmiş oluruz diye düşünüyoruz. Yani bu elbette deprem izolatörü konabilir. Çok yüksek binalara artık konması gerekiyor. Çünkü deprem izolatörleri deprem yüklerinin binaya etkisini azaltarak veriyor. Hatta önemli binalar için ve özellikle hastaneler için bu kullanılıyor ki deprem anında ameliyat yapıyorsa doktorlarımız ameliyatına devam edebilsin. Bursa'da şunu hatırlıyorum ki 1990'lı yıllardan beri zemin etüdü Bursa'da yapılıyor. Bursa'da biz Bursa'nın zeminiyle ilgili bilinmezlik hiç yok bizim için. Zemin ve temel etüdü yapılıyor. Yapılmalı da. Ancak tabii diğer şehirlerde özellikle bu deprem bölgesinde durum nedir bilemiyoruz onu. 99 depremi bizde bazı açıdan bir milat olmuştu. Birincisi hazır beton kullanımına geçildi. Çok önemli bir adımdı, eşikti o. Bir diğeri biz 90'lı yılların içerisinde proje yaparken İşte C14, C16 betonlarla binaları dizayn ediyorduk. Bugün geldiğimiz nokta artık C25. Bu çok önemlidir. Aralarında çok fark var. Dolayısıyla 99 depremi bir milat oldu bizim için. Ama bu deprem çok farklı bir milat olacak. Depremdeki sınır eşikleri belki de yükseltecek bir deprem olacak. Yani yer kabuğunda şekil değiştirmelere sebep oldu. 75 saniye çok
inanılmaz uzun bir süredir, 75 saniye süren bir depremin etkisine dayanabilecek bina, özellikle Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ve Adıyaman'da dayanabildiyse, yani çok mükemmel yapılar demektir. Ülkemiz zaten %96'sı deprem kuşağında olan bir deprem ülkesi. Biz fayda, hareket olacak, olmayacak, bunu beklemek durumunda değiliz. Biz binalarımızı depreme dayanıklı yapmalıyız. Depreme dayanıksız olanları da depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Biz bunu 90'lı yıllardan beri hep söylüyoruz. Bunun için ne yapmak lazım? Mevcut yapı stokunu elden geçirmek lazım. Depremi yıkmadan önce, eğer depreme dayanıksızsa biz insan eliyle yıkalım, can kaybımız olmasın. Tabii ki. Yani güçlendirme kavramı 99 depreminden sonra zaten bizim literatürümüze girdi. Çok ciddi anlamda yönetmeliklere de girdi. Ondan önce yoktu. 2007'de yürürlüğe giren yönetmelikte. Güçlendirme yapılabilir. Yeniden yıkıp yeniden yapmanın yaklaşık olarak yarısı kadar ucuza mal edilebilir. Mevcut binaların, betonarme binalardan kastediyoruz. Betonların elbette bir ömür var. Beton bir yapı malzemesi, iyi bir yapı malzemesi aslında. Doğru yerleştirildiği takdirde iyi bir yapı malzemesi 50 ile 100 sene arasında gücünü koruyabilen bir malzeme. Ama doğru yerleştirilmesi lazım. Şimdi siz betonu dökerken su katarsanız gereğinden fazla veya sıkıştırmazsanız mukavemeti de düşer, ömrü de azalır. Evet, dolayısıyla betonu biz kurallarına göre yerleştirmemiz lazım. Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da ve Hatay'da olan kardeşlerimiz evlerinden emin olmadıkça evlerine girmemelerini istiyoruz biz. Çünkü artçı sarsıntılar devam ediyor. Bu sarsıntılar az hasarlı olan binalarda da göçmeye sebep olabilir. Biz konut satın alırken, ki konut sosyal bir ihtiyaç, hayatımızın çok büyük bir kısmı orada geçiyor. Konut satın alırken seramiği güzel mi, kapı kolu güzel mi, manzarası güzel miye baktık. Artık bu anlayışı vatandaşlarımızın terk etmesi lazım. Projeli yapılmış mı, denetimli mi, depreme dayanıklı mı? Bu kriterleri öncelemeleri lazım ki geleceğe biz güvenle bakabilelim diye bir önerim var buradan bütün vatandaşlarımıza. Artık seramik sökülüp yeniden yapılabiliyor. Yani güzel mutfak dolabı sonradan yapılabiliyor ama binanın taşıyıcı sistemi bir defa yapılıyor. Dolayısıyla kriter, bizim baz alacağımız öncelikli kriterimiz depremeye karşı güvenli bir yapı mı, iyi bir müteahhit tarafından yapılmış mı, yapı denetim eliyle denetlenmiş mi, kullanma izni var mı? Kullanma izni çünkü önemlidir bizim yapılarımız için. Kullanma izni var mı? Bunlara dikkat etmesi gerekiyor vatandaşlarımızın.